bakıyoruz, işte ulusal güvenlik stratejisi yayınlandı geçtiğimiz hafta. Çok daha çatışmacı, Amerikan çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan, ekonomik anlamda korumacı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri eliyle kurulmuş olan kurumun üzerinde taşıdığı, işte yükseldiği değerlerin de altını oyan yaklaşıma sahip, gene rasyonel olmayan, günü kurtaran bir lider var karşımızda. Şimdi hepsini alt alta koyduğumuzda tabii ki çok iç açıcı bir resim ortaya çıkmıyor. Böyle çatışmacı bir ortam, savaşların artacağını da öngörürsek, o zaman daha fazla mülteci akımı getirecek, daha fazla sorun demek. Popülizm de bunu tabii ki karşılıklı olarak besleyecek bir ortam oluşturuyor. Bir taraftan bakıyorsun, işte NATO için modası geçmiş dedi. Birleşmiş Milletler'e geçen hafta şantaj yaptı. Şimdi Türkiye nasıl bir yol izlemeli? Şimdi Türkiye'nin de işi çok kolay değil doğrusuna bakarsanız. Yani belki şu söylenebilir. Dönem güvenlik strateji belgesi adı geçmiyor. Macera perestlik kaldıracak bir döneme girmiyoruz 2018'de. Hakikaten herkesle eşit mesafeli, ama böyle hani birine fazla yaklaşalım, öbür gün diğerine fazla yaklaşalım diye hakikaten eşit mesafeleri korumaya çalışarak ve hani bu kadar belirsizlik ve çatışma olasılığı varken de hani kör topal da olsa işleyen bir hali hazırda kolektif savunma mekanizması varsa onlara da tutunmak gerektiği kanaatindeyim.